Mehmet Akif Bey'in sorusuna daha sağlıklı yanıt verebiliriz. Ve bu bizi motive eder. Bu bizi motive eder. Bir soruyla başlayalım. Size göre, yine Sayın Genel Sekreter bunun cevabını verdi aslında ama bu 10 maddeden ikisi birbiriyle diğerleri de ilişkili ama öyle ikisi var ki son derece yakından ilişkili. Bulunduğunuz küçük bir yerdeki etki aslında dünyadaki çok ciddi mekanizmaları ayağa kaldırabilir. Kurtulmamız gereken ama nasıl kurtulacaksınız? Bakın biraz evvel dedim ki ayakları yere basan uygulanabilir planlar. Biz termik santralimizi biyokütleye döndürdük. Çevreci yenilenebilir diye. Mümkün mü? Kazanlar kömüre göre dizayn edilmiş. Onu yaktığınız zaman çıkan ısı, korozyon, bunların hepsi kömüre göre. Sizin onu rehabilite etmeniz gerçekten. Biz belediyeciliği yaparken şunu fark ediyoruz. Her geçen yıl bir önceki yıldan daha çok özellikle suyla imtihan yaşıyoruz. Son iki yılda iklimin kurak geçmesiyle beraber yeraltı sularının çekilmesi bizim daha önce kurduğumuz tesislerin tamamen boşa çıkmasına sebep oluyor. Şu anda en büyük karşılaştığımız sıkıntılardan birisi su. Çünkü daha önce vurduğumuz 100 metreden çıkan su 200 metreye indi. Düşünün siz bütün köylerde sistem kuruyorsunuz. 100-150 metreden sondaj vurup su çıkarıyorsunuz. Ancak iklimin değişmesinin dolayısıyla kurduğunuz sistemlerin tamamı boşa çıkmış oluyor. Bu hem kaynak bakımından, kaynak yönetimi bakımından hem de insanların ihtiyacı karşılanması bakımından çok ciddi bir sorun. Dikkat ederseniz artık ülkelerdeki felaket sayıları artıyor. Sel baskınları önceki yıllarla kıyaslanmayacak derecede artıyor. Çünkü yağmur yağınca düzenli bir iklim rejimi kalmadığı için belli bölgelerde çok yoğun yağıyor ve sellere, felaketlere sebep oluyor. Bunlar artarak devam edecek öngörüsü var. Ama insanoğlunun dünyayı kirletmesinden kaynaklanan da bir durum var. Dolayısıyla bir şeyler yapacağız. Bu ve benzeri çalışmalarla inşallah olabilecek zararı en minimize etmek noktasında bir gayret içerisinde olacağız. Eskiden su akar, Türk bakar denirdi ama artık o şeyleri geçtik. Şu anda gerek yapılan barajlarla, sulama kanallarıyla ve enerji kaynaklarının doğru kullanılmasıyla, rüzgar enerjisiyle, güneş enerjisinden istifade etme noktasında önemli bir noktaya geldik. Ama yeterli değil. En son elektrikli araç üretme noktasında da öncü ülkelerden birisi olmamız bu noktada çok çok önemli. Artık karbon salımını en az olan ürünleri tüketmek zorundayız. Araçta da öyle. Evde kullandığınız elektrikten klimaya kadar her şeyde dikkat etmek durumundayız. Bu çerçevede biz de ilimizde her kurum kendine düşen payı ve sorumluluğu bilerek hareket etmesi gerekiyor. İnşallah bu çalışma, bu çalıştay bir farkındalık oluşturma açısından önemli. Her kurum kendi açısından değerlendirsin. Ne yapıyoruz? Neredeyiz? Ne kadar bir karbon salınımı yapıyoruz? Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktada kendimizi de çek edeceğiz. Ama her kurum da kendini çek etsin bu noktada. Çöplerin toplanması ve imhası noktasında biz geçen yıl yapılan bir ihale ile Büyükşehir Belediyesi EKAY projesiyle önemli bir aşamaya geldi. Daha önce Karacadağ bölgesinde günlerce, aylarca hatta bütün yıl yakılan çöpler, yaydığı gazlar artık yok. Şu anda o çöp dağlarından enerji elde ediyoruz. İlimizin her ilçesindeki çöpü toplama noktasında da bir gayret içerisindeyiz. Artık yakılan çöp istemiyoruz. Çöp çok kıymetli bir, aslında bir enerji kaynağı. Bunun geri dönüşümünün sağlanması çok çok önemli.